Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ey 9. sınıf tayfa. Artık matematik kısmında geometriye başlıyoruz. İlk kısmımız doğru da kavramı. Haydi bakalım. Büyük bir heyecanla giriş yapıyoruz. Öncelikle neye bakıyoruz güzel kardeşim? Önce kullanım alanlarına ve ödevlerine bakacağız. Ardından da konuya hızlı bir giriş. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi açı kavramıyla başlayacağız. Ardından açı çeşitleri, tümler ve bütünler açı, açı ortay ve paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açı ile devam edeceğiz. Kullanım alanları ve faydaları şöyle bir baktığımızda mimarlar ve inşaat mühendisleri binaların tasarımında ve yapımında açıları kullanırlar. Doğruda açılar yapıların dayanıklılığıyla estetiği için inanılmaz önemlidir. Yolların ve kavşakların tasarımında açılar hesaplanarak güvenli ve akıcı trafik akışı sağlanır spor dallarında atış açıları, vuruş açıları gibi faktörler performansı etkileyebilir. Astronomide yıldızların ve gezegenlerin gökyüzündeki konumlarını açılar kullanılarak belirlenir. Ve bunun dışında bir sürü alanda kullanım alanları ve faydaları vardır açıların. Peki biz bu işi bitirdikten sonra ödevlerimiz ne olacak? 0'dan 9'a matematiği kullanıyorsak sayfa 184'ten 187'ye kadar dinamo matematiği kullanıyorsak sayfa 184'ten 189'a kadar olan kısımdan sorumlusunuz. O zaman başlıyoruz. Açı kavramıyla şöyle bir giriş yapalım. Diyor ki başlangıç noktaları ortak olan iki ışının bak açıyı oluşturabilmek için iki tane ışına ihtiyacım var. Bunların birleşimini oluşturduğu açıklığa açı deniyor. Bakın şu kısım bizim için açı kavramını gösteriyor. Diyor ki şekildeki açı AOB şeklinde AOB ya da BOA ya da sadece köşesi o iki ışının kesiştiği o köşesi var ya onun tepesine açı sembolü koyarak gösterilebiliyor. AOB açısının ölçüsünü başına M harfi koyarak gösteriyoruz. Bu durumda AOB açısının ölçüsü anlamına geliyor. Açı çeşitlerini şöyle bir incelersek dar açı 0 ile 90 derece arasındaki açılara dar açı diyoruz. Gördüğün gibi küçük açılar bunlar. Dik açı tam tamına 90 derece olan açıya ne diyoruz? Dik açı. Eğer açımızın ölçüsü böyle biraz büyükçe ise yani 90 derece ile 180 derece arasındaysa bu durumda da geniş açı adını alıyor. Bu doğru açı sorularda en çok kullanılacaklardan bir tanesi. Gördüğün gibi bu açı 180 derecelik bir açı. AOB açısının ölçüsü. Tam açı ise gördüğün gibi böyle dolanmış tabiri caizse bir çember yapmış olan kısım yani çemberin tamamı arkadaşlar 360 derece adını alıyor adı da tam açı oluyor. Tümler ve bütünler açıya geldik. Tümler ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler diyoruz. Bak lütfen unutma. Tümler 90. Bütünler ise ölçülerin toplamı 180 derece olanlara deniyor. Bunları karıştırmamak için genelde şöyle bir ifade kullanıyoruz. Bütünlerin harf sayısı tümlerin harf sayısından fazla. Dolayısıyla Ölçüsü fazla olan da harf sayısı fazla olan oluyor. Çünkü öğrenci ya tümler neydi hocam da 180 miydi 90 tekrar söylüyorum. Harf sayısı az olan 90 çok olan 180 derece olacak. Peki gördüğünüz gibi tümler açıda x açım var y açım var toplamları 90 derece olduğundan dolayı x ile y birbirlerinin tümleridir demiş. Peki hemen ardından da şöyle bir şeyden bahsetmiş 35 derecenin tümleri. E bu durumda 90 dereceden 35 dereceyi çıkarttığımda geriye kalan 55 derecemiz tümler olacaktır. Alfa açısının tümleri demiş. E 90'dan alfayı çıkarttığımda elde ettiğim 90 eksi alfa ise bizim alfa açımızın tümleri olacaktır. İki açının toplamı 180 ise bütünler demiştik. 120 derecelik açının bütünleri sorulmuş. O zaman 180'den 120'yi çıkarttığında geriye kalan 60 ya da 180'den geriye kalan 180'den geriye kalan dikkat et alfayı çıkartıyorum. Dolayısıyla 180 eksi alfa ifadesi ise alfa açısının bütünleri olacaktır. Şimdi burada önemli durumlardan bir tanesi şu. Alfa açısının tümlerinin 90 eksi alfa olması, alfa açısının bütünlerinin 180 eksi alfa olması yine test kitaplarında karşına yol, su, elektrik olarak gelecek. Ne olur dikkat. Sorumuz diyor ki bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı 170. Aha buyur. Test kitabında gelecek dedik. Anında görüntü oldu hemen karşımıza çıktı. Şimdi bizim x diye bir açımız olsun. Bu x açısının tümleri az önce konuştuğumuz gibi 90 eksi x. Bütünleri ise 180 eksi x. Bu ikisini topla demiş. E toplayalım. 90 ile 180'i topladığımda 270 eksi x eksi x eksi 2x getirecek. Bunun da karşılığı buradan 170 olacak. 170'i karşı tarafa eksi 2x'i karşı tarafa atarsam 270'ten 170 çıkarttığımda burası 100. Eksi 2x'i karşı tarafa attığımda artı 2x de geçecek. Her tarafı 2'ye böldüğümde aradığım açının ölçüsünü 50 derece bulmuş olacağım. Komşu açılar demiş. Diyor ki birer ışını ortak olan açılar. Şimdi bak AOB üçgen, AOB üçgen diyorum. Bak, yavaş yavaş hazırlanıyor demek ki zihnim. AOB açısına baktığımda OB ışını, bir de BOC'ye baktığımda BOC. Gördüğünüz gibi OB her ikisinde de ortak. Dolayısıyla AOB ile BOC komşu açılardır diyoruz. Diyor ki uyarımızda birer ışınları ortak ve ölçülerin toplamı 90 derece olan iki açıya komşu tümler. He. Yani diyor bu sayfa ve bundan önce gördüğün tümler bütünleri diyor birleştir. Eğer diyor toplamları 90'sa bir de diyor komşuysa. Bu durumda komşu tümler diyoruz. Ölçüleri toplamı 180'se yani bütünlerse. Bir de komşuysa bunları da komşu bütünler açılar deniyor. Açı ortay çok önemli. İleride daha da detaylandıracağız. Demiş ki bir açıyı iki eş açıya bölen ışını açı ortay denir. O arkadaşlar bir açı ortay. Çünkü gördüğünüz gibi buradaki açıları iki eş parçaya ayırmış. Dolayısıyla AOB, BOC açıları birbirlerine eşit olduğundan dolayı OB ışınına ne diyoruz? Açı ortay. Sorumuz diyor ki şekilde diyor AOF noktaları doğrusal OB, OE açı ortaymış. Jot 84 olduğuna göre bu E açısı kaç derece denilmiş? Açı ortay sorularına mutlaka arkadaşlar açıların isimlerini verin AA, Bunlara da BB diyelim. Hatırlarsanız doğru açının sorularda çok fazla kullanılacağından bahsetmiştim. Bakın buradaki AOF açısı 180 derece. Yani A, bu A 84. B ve buradaki B'nin toplamı. Yani bir toparlarsam 2A artı 2B artı 84'ün karşılığı buradan 180'e eşit işte olacaktır. Lütfen unutma AOF doğrusaldır. Doğrusal açılar da 180 derecedir. 84'ü karşı tarafa atarsam 2A artı 2B solda kalıyor. 180'den 84 çıkınca karşılığı 96. Her tarafı ikiye böldüğümde A artı B'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 48 bu cepte. Peki benden neresini istemiş? B, O, E. Peki B, O en ortasında kalan kısmı görüyor musun? A artı B artı 84'lük bir açıyı soruyor. E arkadaş biz A artı B'nin 48 olduğunu biliyoruz. 48'in üzerine 84'ü ilave ettiğimde elde ettiğim 132 derece bizim için aranan boya açısının değeri olacaktır. Paralel iki doğrunun bir kesenle ne yaptı açılar? Bak doğruda açılarda en önemli meselelere geldik. Ters açılar diyor. Bakın ters açıları bir görelim önce. A açısıyla C açısı, R açısıyla N açısı, D açısıyla B açısı, P açısıyla M açısı. Bunlar ters açılardır. Ben bunlara sırt sırta olan açılar diyorum. Sırt sırta olan açılar birbirlerine eşittir. Sırt sırta ise açılar birbirlerine ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. Peki iç ters demiş. Kim onlar? C ile N. Hmm, bak burada Z var. İleride daha detaylandıracağım. Z'nin içindeki açılar C ve N birbirlerine eşit. Işte. Bir de B ile P demiş. B ile P. B ile P için de bir şey söyleyebilirim. Bakın burada da bir Z var. Ama bu Z biraz yumuşamış bize. Dolayısıyla Z. Dolayısıyla Z'nin içinde kalan işler yine birbirlerine ne olacaklar? İçte olacaklar diyoruz. Peki dış ters açılar. Yani hem dışarıda kalacaklar. A açısı R. Hmm, bunlar dış ters. D ile de M. Güzel. En dışarıda birbirlerinin ters durumunda olan açılar. Yöndeş açı çok önemli. Bakın A açısının baktığı yön burası. N açısının baktığı yönde burası. Dolayısıyla bunlar yöndeş açılar ve birbirlerine eşitler. Bu durumda diğerlerine bakalım. B, M ile aynı yöne bakıyor. D açısı, P açısıyla aynı yöne bakıyor. R açısı da arkadaşlar C ile aynı yöne baktıkları için bunlar kendi aralarında birbirlerine eşit açılardır. Şimdi bu 5 tane kural inanılmaz önemli sorularda çok ama çok kullanacağız. Birinci kural Z kuralı. Bakın Z'nin içindeki açılar X ve Y açıları birbirlerine gördüğün gibi eşit olacak. İkincisi U kuralı. Hocam U nasıl ya? Şöyle şekli bir ve öyle bir çevirdiğinde şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacaksın. Bunu da biz U'ya benzetiyoruz. U'nun içinde kalan A ile teta açısının toplamı arkadaşlar 180 derecedir diyoruz. U'nun içinde kalan içinden toplamları 180. Bu arada ya hocam sürekli bilgi yüklüyorsun. Yani bu bilgilerin altından nasıl kalkacağız diyorsan kesinlikle geometride bilgi önemli. Kuralı bileceksin. Daha sonrasında bol bol soru çözerek yeteneklerini geliştireceksin. Ya da ne olur bizim videomuzda çözeceğimiz soruları çok ama çok dikkatli dinleyeceğim. Kalem ucu kuralı demişiz. Kalem ucu kuralında A açısı, B açısı ve C açısının toplamı ne kadar verilmiş? 360 derece verilmiş. M kuralı demiş. Bakın burada bir M var. Diyeceksin ki hocam nasıl M bu ya? Bu yan yatmış M. Sen bunu ayağa kaldırırsan şöyle gözükecek tam bir M harfine. M de ise yukarıdaki açıyla aşağıdaki açının toplamı arkadaşlar ortadakini verir. Yukarıdaki ile aşağıdakinin toplamı ortadakini veriyor. Zikzak kuralı M kuralının birazcık daha genişletilmiş versiyonu. Ben bu zikzak kuralını anlatırken şöyle söylüyorum öğrenci. Diyorum ki sol tarafa bakanlara bak. Sağ tarafa bakanlara bak. Sol tarafa bakanların toplamları kim bunlar? A artı C artı E. Sağ tarafa bakan B ile D'nin toplamlarına eşittir diyoruz. Sorumuz diyor ki şekilde D1, D2, D3, D4 birbirlerinin paralelmiş. B, A, E 30'muş. A, E, F 110'muş. B, kaç dereceymiş? Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle şu şekilde bir U görüyorum. O zaman U'nun içindeki açılar hatırlarsan 180 dereceydi. O halde buranın karşılığı buradan ne gelecektir? 70 derece gelecektir diyoruz. Şimdi büyük üçgene bakın. Yani hep üçgen anıyor beni ama büyük şekle bakarsak büyük şekilde şu açının tamamı arkadaşlar gördüğün gibi 100 derece. Peki burası 100. Şöyle de bir boyayalım burayı. O halde buranın karşılığı 80 olmalı. O neden hocam? Yine buradan. Büyük şekilde de bir U çıktı. 100 derecesi aşağı 80. Açı ortay olduğundan dolayı 40, 40 Ve son olarak şuradaki şekle baktığımızda burada da yine bir tane U görüyoruz. X ile 40'ın toplamı 180 olacağına göre 180'den 40'ı çıkarttığımda U'dan kaynaklı 140 gelecektir diyoruz buranın karşılığı için. Şimdi arkadaşlar D1, D2'ye paralelmiş. AC'de BC açı ortaymış. ADE 140 derece olduğuna göre ACB kaç derece denmiş. Birkaç farklı şekilde çözebilirim bunu. Bunlardan bir tanesi. Şimdi ben doğruda açı sorularında sivri bir köşe gördüğümde ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidiyorum. Şöyle bir paralel çiziyorum. Bu paralel çizdiğimde şurada bir U oluşuyor gördüğünüz gibi. O zaman burası 140 ise şuranın karşılığı bu durumda 40 gelecektir. Çünkü U'nun içindeki açıların toplamı 180'dir. İkinci mesele açı ortaylar görüyorum. Hatırlarsan açı ortaylara isim vermek işimizi kolaylaştırır demiştik. U'nun içindeki açılara bakarsam bakın A artı A artı 40 ile aşağıdaki 2B'nin toplamını 180 yapması lazım. Hocam ben U'yu göremedim. Buyurun gösterelim. Bakın U burada. Peki şimdi bu durumda 2A artı 40 artı aşağıdaki 2B'nin toplamı 180 yapacak. 40'ı karşı tarafa atalım. 2A artı 2B'nin karşılığı bu durumda 140 yapacak. Her tarafı 2'ye böldüğümde A artı B'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 70. Son hareketimiz üçgen hareketi. Bakın şu üçgeni görüyor musun? Bu üçgende iç açıların toplamı ne kadar yapmalı? 180. O halde A artı B artı X'in karşılığı 180 olacaktır. Biz A artı B'nin karşılığını 70 bulduğumuza göre... ...180'den 70 çıkarttığımda aradığım X'in karşılığı bu durumda 110 gelecektir. Açı ortaylarım var yine soruda. Hiç bekletmeden A'larımı... B'lerimi yapıştırıyorum. Şimdi şekilde gözüme çarpan ilk mesele M kuralı. Bakın işte burada M kuralımız kapı gibi duruyor. M kuralını hemen bir hatırlayalım. Yukarıdaki ile yukarıdaki kim? A. Aşağıdaki B'nin toplamı ortadaki 136'yı vermeli. O zaman A artı B'nin karşılığı buradan 136. Bundan sonrasında da bir kalem ucu kuralı görüyorum. Kalem ucu kuralında ne vardı? Buradaki 2A buradaki x buradaki 2b'nin toplamı arkadaşlar 360 derece oluyordu. 2a artı 2b artı x eşittir 360. a artı b'nin 136 olduğu yerde 2 artı 2b a artı b'nin 2 katı olduğundan dolayı buranın karşılığı 272'dir. 360'tan 272'yi çıkarttığımda karşılığı burası için de 88 gelecektir. Şimdi şöyle bir şekle odaklanırsak. Önce bir Z gördüm arkadaşlar. Z'den başlayayım. Bakın şurada bir Z var. Hatta yumuşamış Z diye anlatmıştık. Burası 128 ise bu iki noktanın karşılığı da 128 olacağından dolayı 128'i 2'ye böldüm. 64, 64 oldu. Tek hamlede bitirmek istiyorsanız M kuralını görmeniz lazım. Bakın şurada bir M var. Bu durumda yukarıdaki 64 ile aşağıdaki X'i topladığımda arkadaşlar ortadaki 80'i vermeli. Bir de şöyle görelim. Bakın yukarıdaki 64, aşağıdaki x'i topladık. Ortadaki neyi verecektir? 80'i verecektir diyoruz. 64'ü karşı tarafa atıp 80'den çıkarttığımda x'in karşılığı buradan 16 gelir. Sorumuz diyor ki, A, B, C, D paralel bazı açılar verdim diyor. Hadi bakalım kardeşim diyor bunları bulur musun? Öncelikli olarak şu 67'yi içeriye bir dönelim. Buradaki açının tamamı 180 derece olacağına göre, 180'den 67'yi çıkarttığında buranın karşılığı 113 derece olacaktır. F, e, D üçgeni bir üçgen. İç içler toplamı 180 olmalı. O zaman 113 ile 24'ü toplayıp 137 bulalım. 180'den de bu 137'yi çıkartırsam buradan karşılığı 43 gelsin. Burası 43. O zaman burası da 43. Ve son olarak zikzak kuralına bakıyoruz. Bakın epey bir zikzak durumumuz var. Şimdi zikzakta nereye bakıyorlar ona bakmamız lazım. 38 ve 67 sola bakıyor. Sola bakanların toplamı Sağa bakan x de dikkat et 43 değil 43 artı 43'ten 86. 86 artı x eşit. Bunlar da sağa bakanlar. Peki 38 artı 67 105 yaptı. 86 artı x eşit. 86'yı karşı tarafa atıp 105'ten çıkarttığımda x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 19. Şimdi yeni nesil bir soruyla karşı karşıyayım. Diyor ki bir ışık ışını düz bir aynadan yansıtıldığında gelen ışınla ayna arasındaki açı yansıyan ışınla ayna arasındaki açı eşit olmaktadır şunu anlatıyor. Bak F noktasından geçen bu ışın yansımış. O zaman bu açıyla şu açı birbirlerine diyor eşit olacak. Bir de devam ediyor. Bak buradaki mavi ışın şuradakiyle şuradaki de birbirlerine eşit olacak diyor. Aynayla yaptığı açılar eşitmiş. Peki F de 112'ymiş. O zaman güzel kardeşim buranın tamamı şu kısım. 180 derece olacağından dolayı 180'den 112'yi çıkartalım. Geriye kalan 68. İki parçaya ayırdığımda burası 34, burası da 34 olacaktır. E, B, D bir üçgen. 34'üm var, 90'ım var. Topladım 124. 180'den 124'ü çıkarttığımda buranın karşılığı 56. O zaman buranın karşılığı da 56 olacak. O halde buranın da tamamı 180 olacağından dolayı 56 ile 56'yı toplayacağım 112. 180'den de 112'yi çıkarttığımda aradığım x'in karşılığı buradan 68 gelecektir. Diyor ki çamaşırların asıldığı kısımdaki metaller birbirlerine paralelmiş. Şunu kastediyor. Şununla şu birbirlerine paralelmiş. Bu durumda x. Hemen şu şekli bir tamamlayalım arkadaşlar oranın paralelliği üzerine. Hatırlarsanız sivri köşe olduğunda ben buradan bir tane paralel çektiğimi söylemiştim. Bu durumda burada bir u oluştu gördünüz mü? Bakın 113'e karşılık 180'e tamamlayan burası 67 olacaktır. 124'e karşılık 180'den 124'ü çıkarttığımda burası da 56 olacak. E bu açının tamamı 180 derece olduğundan dolayı o zaman 56 ile 67'yi toplayıp topluyorum. Buradan karşılığı 123. 180'den de bu 123'ü çıkarttığımda buradan karşılığı ne gelecektir? 57 gelecektir diyoruz. Şimdi bu konu biterken diyoruz ama şu an bitirdiğimiz mesele açı kavramı. Açı çeşitleri tümler ve bütünler açı, açı ortay ve paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılara baktık. Şimdi sırada ne var? Üçgende açılar kısmına geçiyoruz. Haydi bakalım videoya devam. Nedir başlığımız? Üçgende açı. Haydi devam edelim. Evet geldik üçgende açı kavramına. Üçgende açı da çok önemli. Doğru da açıyla üçgende açı kardeşler arkadaşlar. Ayriyetten üçgenin tam da temel hikayeleri bunlar. Bunları kesinlikle iyi öğrenmek lazım ama unutma geometri ile alakalı ne dedik? Kesinlikle ama kesinlikle bunların bilgi kısmı, kural kısmı çok önemli. İkinci aşamada ise bunları sorularda uygulamak, bol bol soru üzerinde tatbik etmek çok önemli. Haydi bakalım başlıyoruz. Üçgende açı kavramı içerisinde üçgende açıya, ikizkenar üçgene, eşkenar üçgene ve üçgende iç ve dış açıortaylar başlıklarına bakacağız. Kullanım alanları ve faydaları diyor ki üçgende açılar harita okuma, rota planlama ve GPS kullanımında yön tayinine yardımcı oluyorlar. Örneğin bir aracın hangi yöne döneceğini belirlemek için açıları kullanabiliyoruz. Demek ki robot süpürgeler de bu mihvalde çalışıyorlar. Peki evlerin, binaların ve diğer yapıların tasarımı ve inşaat sırasında açılar çok önemli. Duvarların, tavanlarının ve zeminlerin yerleşimi açıların hesaplanmasına dayanıyormuş. Peki geldik doğru açı bitirdik ödevimizi yaptık. Sırada şimdi üçgenli açımız var. Ödevlerimiz ne olacak öğretmenim? Sıfırdan dokuza matematik çözüyorsak 188'den 191'e dinamo matematik çözüyorsak 190'dan 195'e sorumluyuz deyip üçgenli açıları dalıyorum. Üçgenli açı diyor ki doğrusal olmayan üç noktanın ikişerli birleştirilmesiyle elde edilen geometrik şekli üçgen deniyor. Evet ABC şekilde de görüyorsunuz üçgen. ABC noktaları üçgenin köşeleri. Hmm. O zaman bunların adı köşe. ABC'miz bizim köşelerimiz. ABC üçgen iç açıları. Tamam gördüğünüz gibi bu A, B, C üçgenin iç açıları. X, Y, Z'de arkadaşlar iç açıları 180 dereceye tamamlayanlar ki A'yı 180'e tamamlayan gördüğünüz gibi X. B'yi 180'e tamamlayan Y, C'yi de 180'e tamamlayan Z. 180'e tamamlayanlara da dış açı deniyormuş. Bir üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamları 180. Az önce doğru açılar sorusunun iki tanesi de kullanmak zorunda kalmıştık. Artık net biliyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Dış açılar toplamı ise 360 derece. Diyor ki bir üçgenin bir dış açısının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açısının ölçülerinin toplamını iştir. Hmm. Şimdi X açısı bir dış açı. Kime komşu? A'ya. Kime değil? B ile C iç açılarına değil. O zaman X eşittir. B artı C. Y açısı B'ye komşu. Hangi iç açılara komşu değil? A ve C'ye. O zaman A ile C'nin toplamını eşit. Işte. Son olarak Z açısı kime komşu? C'ye komşu. Hangi iç açılara komşu değil? A ile B. Dolayısıyla Z'nin ölçüsü de A artı B olacaktır. Sorumuz diyor ki A, B, C üçgeninde bazı açılar verdik. Bize BAC A, C açısını diyor bulabilir miyiz? Tabii ki bulurum. Fakat burada bilinmeyen içerenler dış açılar. Ben de diyorum ki gel kardeş şunu da bir uzatalım. 180'den 40'ı çıkarttığımda buradaki dış açının da karşılığının 140 olduğunu bulalım. Şu an biz 3x artı 10 için 2x eksi 5 için ve 140 için dış açı diyebilir miyiz? Evet deriz. Dolayısıyla bu dış açıların toplamı yani 3x artı 10 artı 2x eksi 5 ve artı 140. Bunların toplamları ne kadar olacak? 360 derece. Peki toparlayalım. 3x 2x daha 5x. 10 140 daha 150 5 çıkarttım 145 eşittir 360 145'i karşı tarafa atalım 5x 215 e eşit her tarafı 5'e böldüğümde bu iş bitmiş olacak arkadaşlar şöyle sadeleştirdim buradan da 43'ü buldum peki benden istenilen şey x miydi hayır benden istenilen şey bac hemen x yerine şurada 43 yazarsam 2 çarpı 43 86 5 çıkartma 81 olacak Buranın ölçü 81 ise bizden istenen buradaki açı bu ikisinin toplamı 180 olduğu için 180'den 81'i çıkarttığımda geriye 99 kalacak ve bu da bizim sorumuzun cevabı olacaktır. ABC üçgeninde verilenlere göre ABC x kaç derecedir denmiş. Sevgili arkadaşlar burası 80 ise dön içeriye burası 100. Çünkü buranın tamamı 180'dir. D, E, C üçgenine bakalım. Burası 100. Burası da 25. Toplam 125 yaptı. 180'den çıkarttığımda noktalı açılardan bir tanesini D-C üçgeninin köşe açısı olduğu için bulabilirim. 125. 180 çıkarttığımda buranın karşılığı 55. O zaman burası da 55. Devam edelim. A-D-E üçgenine bakalım. A-D-E üçgeninde burası 80. Burası da 55. Topladım. 135. 180'den çıkarttığımda buranın karşılığı da 45 gelecektir. O zaman burası da 45 derece. 55-55-110. Bu tarafa döndüğümde 180'e tamamladım. 70. O zaman A, B, E üçgeni artık bakacağım son üçgen. 45, 70 daha 115. 180'den 115 çıkarttığımda ise aradığım X açısının ölçüsünü 65 bulmuş olacağım. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 4, 5, 6 ile doğru orantılıdır. Doğru orantılı ne yapıyorduk? 4 ile doğru orantılıysa 4K, 5 ile doğru orantılıysa 5K, 6 ile doğru orantılıysa 6K diyorduk. Bunların toplamları iç açı bunlar iç açı. O zaman toplamları 180 olacaktır. Burayı bir topladım 15K oldu. 15K 180 ise her tarafı 15'e böldüğümde 15K'daki 15 sadeleşecek. 180'e 15'e böldüğümde K'nın karşını buradan ne bulmuş olacağız? 12. Şimdi soru köküne dikkat edelim. Bu üçgenin en büyük dış açısını sormuş. Arkadaşlar en büyük dış açı en küçük iç açının komşusu olmalı. O halde en küçük iç açımız kim? 4K. Hemen K yerine 12 yazarsam 4 çarpı 12'den iç açımın ölçüsünü 48 bulurum. Bunun dış açısı 180'e tamamlayan olduğu için 180'den de 48'i çıkarttığımda geriye kalan 132 en büyük dış açımızın ölçüsü olacaktır. İkiz kenar üçgenle bir tanışalım. Diyor ki iki kenarın uzunluğu eşit olan üçgenlere diyor ikizkenar kenar üçgen denir diyor. Tamam görüyoruz AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Burada BC'ye taban diyoruz arkadaşlar. BC taban diğerlerinden farklı olan kenar. AB ile AC yan kenarlarımız ve bunlar birbirlerine gördüğünüz gibi eşit. İkiz kenarda eşit olan kenarların karşısındaki açılar birbirlerine eşittir. Bu durumda B açısı da C açısına eşit olacaktır. Diyor ki ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı orta hem kenar Bak ikiz kenarın bir sürü önemli özelliği var ama benim en çok önemsediğim hikaye bu. Bakın arkadaşlar A'dan BC kenarına bir AH yüksekliği indirilmiş. Görüyor musun? Açı ortay olmuş. Görüyor musun? Kenar olmuş. Görüyor musun? Yükseklik olmuş. Yani indirilen yükseklik hem açı ortay hem kenar ortay olacak meselesi ikiz kenar üçgende. Bilhassa uzunluk sorularında inanılmaz önemli olacak. ABC üçgeninde bazı ikiz kenarlıklar var arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Şimdi bakın. Ben şurasını X cinsinden yazabilirim. A, B, D üçgeninde. X bir dış açı. Komşusu da burası. Hatırlıyor musunuz cümleyi? Kendine komşu olmayan iki iç açının toplamını eşitti. Yani buradaki B açısıyla 15 topladığında x oluyor. O zaman x'ten 15'i çıkarttığımda buranın karşılığı x, x 15 olacak. Şimdi büyük üçgene baktığımda şu kenarların eşitliğini kullanırsam bu kenarın karşısındaki gördüğün gibi x, x 15 ise buradaki de x, x 15 olacaktır. Ve son olarak ADC üçgene bakalım. ADC üçgeninde şuradaki eşitlikleri kullandığımda buranın da karşılığı x olacak. Ve son olarak ADC üçgeninde bulduğum x x ve x eksi 15 köşe açılarının toplamları 180 olacaktır. Şu x'lerin toplamından 3x geldi. Eksi 15'i karşı tarafa attım 195 oldu. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecek? 65 derece gelecektir. Bizden de istenilen zaten ADC'nin ölçüsüdür. Eşkenar üçgenle tanıştıralım sizi. Çok önemli üçgenlerden bir tanesi. İleride daha detaylı konuşacağız. Diyor ki Üç kenarın uzunluğu eşit olan üçgene eşkenar üçgen deniyor. Bak ikiz kenarda iki kenar birbirine eşitti eşkenar üçgende bütün kenarlar eşit. Bütün kenarlar birbirlerine eşit olduğundan dolayı A açısı, B açısı ve C açısının ölçüleri de birbirlerine eşit ve her birinin ölçüsü 60 derece olacaktır. Eşkenar üçgende herhangi bir kenara ait yükseklik hem açı orta hem de kenar ortaydır. E hocam ikiz kenarda da aynısını söylemiştim. Eşkenar üçgen özel bir ikiz kenar üçgendir. Bakın iki kenar gördüğün gibi birbirlerine eşit. Nasıl bir özelliği var? Taban uzunluğu ikiz kenar üçgende hatırlarsan farklıydı. Burada aynı. Tabanı da kenarlara eşit olan ikizkenar üçgen bu. O halde indirdiğimiz yükseklik gördüğün gibi burasını 30 30 ayıracak açıortay. Tabanı a iken a bölü 2 a bölü 2 diye bölecek ve burası da tabii ki de yükseklik olacak. Sorumuz diyor ki ABC diyor bir eşkenar üçgen. AC e eşitmiş. Şimdi bak ABC eşkenar üçgense ben bu eşit olan kenarları şöyle bir renklendireyim. Ki ikiz olan gizli ikiz kenarları kaçılmıyor. Bir de AC de BE eşitmiş. Şimdi ben AC'yi kırmızı dalgalandırdığım için BE de şöyle bir kırmızı dalgalandırıyorum. Şurasının 60 olduğunu biliyoruz arkadaşlar eşkenar olduğu için. O zaman buranın tamamı 74 oldu. E, B, C üçgenine bakın. E, B, C. İkiz kenarlık var. Dolayısıyla burası da ne kadar olacaktır? 74. Tamam. 74 ile 14'ü topladığımda 88'e eşit bir dış açı komşu olmadığı iki iç açının toplamına eşitti. Okey. Burası da 60. İyi gidiyoruz. 60 ile burayı topladığınızda 88 olması lazım. O zaman buranın karşılığı 28. Şimdi arkadaşlar vurucu yere geldik. A, B, E üçgenine bakın. A, B, e üçgeninde şuradaki açıyla buradaki açının birbirlerine eşit olması lazım. ABE üçgeninde AB kenarıyla BE kenarı ikiz e kenar çünkü. Uzman burası da x artı 60. Son olarak ABE üçgeninin tüm açılarını toplarsam yani x artı 60 artı 28 ve artı x artı 60 dersem bunların toplamları 180 olacaktır. xx 2x 60 120 148 karşı tarafı atıp 180'den çıkarttığımda 32 her tarafı 2'ye böldüğümde aradığım x'in karşılığı buradan 16 gelecektir dedik. Şimdi ikiz kenar iki tane üçgenim var. Arkadaşlar ikiz kenar üçgende bir şey yapamadığınızda lütfen tabandaki açılarına isim verin. Burası A ise ikiz kenarlıktan dolayı burası da A'dır. Yan tarafa geçiyorum. Sakın oraya da A deme. Oraya farklı bir isim vereceğim. Burası B ise burası da B'dir. Fakat biz bu hem A'yı hem de B'yi bulabiliriz. Çünkü tepe açısı B, A, C üçgeninde 102 ise 180'den 102'yi çıkarttığımda bu A'ların toplamlarına ulaşmış olacağım. O halde 180'den 102'yi çıkarttığımda elde ettiğim 78 buradaki 2 A'nın toplamı O zaman bunu da 2'ye ayırdığımda A'nın karşılığı buradan 39 gelecek. Aynı yöntemi DCE üçgeninde kullanırsam burası 44. 180'den 44'ü çıkarttığımda elde ettiğim 136 2 B'nin toplamıydı. işte. 136'yı 2'ye böldüğümde burasında karşılığı 68 olacak. Ve son olarak buradaki doğrusallığa bakacağız. Buranın tamamı 180 derece olduğundan dolayı 39 artı 68 artı x'in karşılığı 180 derece olacaktır. 39 artı 68 ne kadar yapacak? 107. Artı x eşittir 180. 107'yi karşı tarafa atıp 180'den çıkarttığımda aradığım x'in karşılığı buradan 73 bulunacaktır. ABC doğrusal noktalarmış. Açı ortaylarım var. Hemen ama hemen İsimleri veriyorum. A, A, B, B. O diyorum arkadaş. Burası doğrusallık. 2A artı 2B'nin karşılığı 180 olmalı. Hemen yazalım. 2A artı 2B eşittir. 180. Her tarafı ikiye böldüğümde A ile B'nin toplamının karşılığı buradan 90 olacaktır. Bakın A ile B'nin toplamının 90 olması buranın 90 olduğunu gösterir. Bu durumda BFD üçgenine bir odaklanırsanız. BFD üçgeni. Şurası 90. E burası 34 ve burası da x. O zaman 90 ile 34'ü topladığımda bu iki açının toplamı 124 olduğuna göre x'i bulabilmek için o 180'den ikisinin toplamı olan 124'ü çıkarttığımda geriye 56 kalacaktır. Geldik yine nezil bir soruya. Diyor ki şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçiminde önü sarı arkası mavi olan kağıt DE doğrusu boyunca ok gününde katlandığında A noktası şekil 2'de görüldüğü gibi A noktasıyla noktası ile çakışmaktaymış. Verilen 70 ve 42 derecelik açılara göre BAC kaç derecelermiş... Unutma kardeşim eğer bir üçgenin bir parçası katlanmışsa lütfen onu aç. Çünkü açtığınızda şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Bakın buradaki açılar ve şuradaki açılar birbirlerine eşit olmak zorunda. Çünkü o açılar tam tamına birbirlerinin üstüne katlanıyorlar. Peki burası 70 olduğuna göre e buranın tamamı 180 olacağına göre 180'den 70 çıkarttım 110. İki parça ayırdığında burası 55 gelecek. Aynı mantalite bu E köşesinde de gerçekleşecek. 180'den 42'yi çıkarttığında 138. 138'i iki parçaya ayırdığımda 69'a 69 olacaktır. Ve geldim işte buraya. Burası biliyorsun başlangıçtaki A açımızdı. Adam da bizden zaten orayı soruyor. 55, 69'da toplayacağız, 180'den çıkartacağız. 55'te 69'u topladığımda 124 yapacak yanlışım yoksa 180'den de 124'ü çıkarttığımda aradığım a açısının karşılığı buradan 56 gelecektir. Katlanmış şekiller varsa lütfen açıyoruz. Üçgende iç ve dış açıortaylar demiş. İki tane kısa yöntemimiz var. Şimdi bakın önce şekli bir anlayalım. İki tane iç açıortay çizilmiş ve D noktasına kesişmişler. Açıortayların arasında kalan y açısının ölçüsü 90 artı kullanılmayan. Ne demek kullanılmayan? Açıortayları çizilmeyen tepedeki açının yarısıyla toplanarak bulunuyormuş. Geldim diğerine. İki tane dış açı ortayım çizilmiş. Dış açı ortaylarım arkadaşlar D noktasında kesişmişler. Bu dış açı ortayların oluşturduğu Y açısı 90'dan dış açı ortay çizilmeyen diğer boşta kalan açının yarısı çıkartıldığında bulunuyormuş. O zaman gel bir uygulayalım. Açı ortaylarımız var ve bu arada söylemem gereken çok ama çok önemli bir durum var. İki tane iç açı ortay. Bakın BD ve CD. Bunlar D noktasına ne yapmışlar? Kesişmişler. Arkadaşlar, D noktasından geçecek diğer köşeden gelen doğru parçası ...otomatikman açıortay olacaktır. Bu durumda buradaki tepedeki açının karşılığı 32 oldu. Biz iç açıortayların arasında kalan x açısını nasıl buluyorduk? 90 artı tepedeki açının yarısı diyorduk. Dolayısıyla buradan da x eşittir 90 artı 32 bölü 2'den 16 gelecek. Bunları topladığımızda karşılığı 106 olacaktır. ABD bir üçgen CBF FBD'ye eşitmiş bakın bir dış açı ortay. FDE de bDf eşitmiş bakın bir dış açı ortayda. Dış açı ortaylar F noktasında kesişmişler ve dış açı ortayların arasında kalan 48 derece 90 eksi kullanılmayan yani dış açı ortayı çizilmeyen açının yarısını çıkartılarak bulunuyor x eksi x bölü 2'yi karşı tarafa 48 de bu tarafa atalım. Bu durumda x bölü 2 90 eksi 48 olacak. x bölü 2 90 eksi 48'den 42 İçler dışlar çarpımı yaptığımda x'in karşılığı da buradan ne gelecektir? 84 gelecektir diyoruz. Muhteşem üçlü. İleride yol su, elektrik olarak gelebilecek durumlardan bir tanesi tabii üçgende açılarda karşılığı olduğu için bunu da yazdık. Demiş ki hipotenüse ait kenar ortayın uzunluğu bakın 90 derecenin karşısının adı hipotenüs. Hipotenüse bir kenar ortay çizmişiz. BD, DC olmak üzere iki parçaya ayrılmış. Ama çizdiğimiz kenar ortayı uzunluğu da bu BD ile DC eşit olurmuş. Biz de buna dik üçgende muhteşem üçlü dermişiz. Şimdi güzel kardeşim ABC dik üçgen. 90'ın karşısındaki BC uzunluğu hipotenüs. Bakın hipotenüse kenar ortay çizmiş. BD, DC eşitse AD de bunlar eşit olacaktır. Bakın B, A, D. Şu eşitliklerden dolayı ikizkenar üçgen. O zaman burası 26 ise buranın da karşılığı 26 olacaktır. 90'dan 26'yı çıkarttığımda x otomatikman elimize düşecek. 90'dan 26'yı çıkarttığımda da karşılığı ne gelecek? 64. Şimdi yine önemli soru tiplerinden bir tanesi. Lütfen çok iyi dinleyin beni. A, B, K dersem DC bu durumda 2K olacak. DC'ye 2K dedim. AB bu durumda K oldu. Şimdi ACD bir dik üçgen. A'nın karşısındaki 2K hipotenüs uzunluğu. Ben de oraya 1 muhteşem üçlü operasyonu çekiyorum. Buraya K, buraya K olacağına göre çizdiğim uzunluk da burası için K olacaktır. Peki 2K'dan vazgeçtik. Bu dursun şimdi. Şimdi sevgili dostum. A şurası ne olsun? R olsun. A, R, D üçgeni. ikiz kenar. Bakın K'ya K. O zaman burası 24 ise burası da 24. 24 ile 24'ün toplamı dış açı işte olacağından dolayı buranın karşılığı 48. Geldim ikinci dikkat etmen gereken A, B, R üçgenine. Bakın burası K burası K. İkiz kenar. O zaman burası 48 ise bunun altında kalan x açısı da 48 derece olacaktır. Ne olur alakasız bir yerdeki uzunluk Diğerinin iki katıysa ve 90 dereceniz varsa çekin kardeşim muhteşem üçlüyü bitirin. Ama soru çok önemliydi. Videoyu şöyle 1-2 dakika geriye sar ve soruyu tekrardan izle. Çünkü bunlar sana gerçekten test kitaplarında çatır çatır karşına çıkartılacak ifadeler olacak. Şimdi geldik artık üçgenli açının sonuna. Konu biterken üçgenli açıya baktık. İkizkenar üçgene baktık. En önemli kural neydi? İndirilen yükseklik. Hem açı ortay hem kenar ortay olacaktı. Eşkenar üçgen bütün kenarlar birbirine eşit ve açılar 60 derece olacaktı üçgende iç ve dış açıortaylarla alakalı güzel iki tane kuralımıza baktık. İşin çok kolaylaştıracak. Bir başka da muhteşem üçlüye değindik. O zaman sırada önce geçen haftanın ödüllü sorusu ardından da bu haftanın ödüllü sorusuna şöyle bir bakalım. Geldik geçen haftanın ödüllü sorusuna. Diyor ki yarış halindeki iki arabadan birincisi her 4 saatte bir benzin için bir saat mola veriyormuş. Hmm. 4 saatte bir benzin için bir saat mola. Tamam. 4 saat hareket ediyor. Bir saat mola veriyor. İkincisi her 5 saatte bir benzin için 2 saat mola veriyor. 5 saat hareket ediyor. 2 saat mola veriyor. Birinci araba saatte 70 km. ikinci araba saatte 50 km yol alıyor. A noktasından başlayıp 700 km'lik uzaklıktaki B noktasına araçlardan bir vardığında diğer aracın B noktası uzaklığı kaç km? Şimdi bak. A noktasından başlayıp 700 km uzaklıktaki B noktasına birinci araba 70 km hızla gidecekse 10 saat yolculuk yapmalı. 700/70'ten bölü 70'den 10 saat yolculuk. Peki, birinci araba ne yapıyor şimdi? 4 saat gidiyor, 1 saat mola veriyor. 4 saat gidiyor, 1 saat mola veriyor. 2 saat daha giderse 10 saati tamamlamış olacak ama toplamda 12 saat harcamış olacak. Peki, ikinciye döndüm. İkinci araba saatte 50 km yol gidecek. Fakat soru şuydu. Araçlardan bir vardığında 12 saat sonra varacak. Şimdi yavaş olan 50 olduğundan dolayı o daha varamamış olmalı. Bu durumda 12 saatte ne yapmış olacak? 12 saatin 5 saatinde gitti, 2 saatinde durdu, 5 saatinde gitti. Şu an 12 saat harcadı zaten. Ama toplamda aldığı yol 10 saatlik bir yol ve 50 kilometre ile gidiyor. O zaman ben hızı kullandığı zamanla çarparsam, bu durumda 500 kilometre yol almış olur. E 700 kilometrelik yol içinde hala gitmesi gereken. 200 kilometre yol kalacaktır diyoruz geçen haftaki ödüllü soru Şimdi sırada bu haftanın ödüllü sorusu ama cevabı kesinlikle yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Ödüllü sorumuz diyor ki şekil 1'deki ABC üçgeni biçimdeki kağıt AD doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında B noktası şekil 2'de görüldüğü gibi AC kenarının üzerindeki B üstü noktasıyla çakışmaktaymış. DAC 34 derece B üstü DC 26 olduğuna göre ACD X kaç derecede denmiş küçük bir ipucu. Ne demiştik konu anlatım içerisinde? Katlanma varsa dın dın dın. artık onu da videodan yakalayın kardeşim. Katlanma sorularında ne yapman gerektiğini söyledik. Hadi bakalım. Hepinize başarılar diliyorum. Ödevlerinizi ihmal etmiyorsunuz. Buradaki ödüllü soruyu, cevabını yoruma yazma ihmal etmiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Hadi bakalım gençler. Bol bol geometri çözme zamanı.